Defalarca uyardık ama dinlemediler. Kimliklerimiz ayı yok. Ya şu üzerimizdeki kıyafetler, gördüğünüz her şey emanet. Dört katlı binanın çöküşünün ardından geriye sadece enkazı kaldı ama tehlikesi diğer binalar için devam ediyor. Tam 9 binada derin çatlaklar meydana geldi ve binalar tahliye edildikten sonra da mühürlendi. Millet can korkusuyla kendini dışarı attı. Beyoğlu'nda tehlike devam ediyor. Toprak kayması nedeniyle yollarda derin boşluklar oluştu ve binalar birbirinden ayrıldı. Bir arkadaş hani polis gizli girmiş en azından zinet eşyalarını almak için. Kapıyı açmaya çalıştığında bayağı bir zorlamış. Kapı sıkıştığı için açılmamış. Yani kapı belli ki binada oynama var. Toprak kaymasının etkilediği ve etkilemeye devam ettiği tam 9 bina tahliye edilerek mühürlendi. Tabii ev mühürlü. Kimse giremiyor. 18 daire kapı mühürlü, giremiyoruz. Tehlike arz eden binalar mühürlendikten sonra sokaklara girişler de güvenlik önlemiyle yasaklandı. Aşağıdakiler hiç haber bile vermiyorlar. Bina hani yıkılacak. Kayma var, toprak zaten video çekmişler. Videoda zaten görünüyor. İstimlak duvarının altını kazmışlar ve oradan toprak akıyor. Evleri mühürlendi, içeriye giremediler ama evlerinin yanından bir an olsun ayrılmadılar. Tabii ki evimiz yani bırakamıyoruz. Malcanın yongası. Evimiz ne olacak akıbetini bilmiyor. Evlerinde yıkılma tehlikesi yaşayan vatandaşlar can korkusuyla camı pencereyi bırakın, üstlerine yedek bir tişört bile alamadılar. Adam pantolonunu giymeden çıktı. Kahvaltı masası ortada duruyor, öyle çıktı. Kalp ilacını almadan çıkmış adam. O kadar korku dolanlar. Tabii. Yıkılma tehlikesiyle evlerinden tahliye edilen vatandaşların kimi oteli, kimi ise iddiaya göre öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Mağduruz, yapacak, bekliyoruz. Nerede kalıyorsunuz? Şu an yurtta kalıyoruz. Öyle yani. Ailenle birlikte yurda mı verdiler seni? Evet, biz yurttayız. Hasköy yurdunda kalıyoruz. Otel inşaatının sahibi Arda Turan, hiçbir sorun yoktu. Bütün belgeleri aldım, ruhsatı da aldım dedi. Ancak inşaat mühendisleri odası projenin yanlış yapıldığını ifade etti. Süslüce'deki yıkılan yapının esas nedeni ön tarafta yapılan hafriyat ve arkalarına yapılan istinat duvarlarının yetersiz oluşu, doğru hesap edilip doğru uygulanmaması. Arda Turan'a denilen bir şahıs burada daha fazla para kazanmak adına deniz seviyesinin 12 metre altına temel kazıyor ve bu insanların hayatını hiçe sayıyor. Olay bu kadar basit. Sütlüce'de çöken bu 4 katlı binanın enkazı ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı. Biz kendimizi kurtardık. Belki komşular da bizim sesimize kurtulmuş olabilir. Çağırdık, bağırdık, çıkın dedik. Bizim sesimize bir şeyler olmuş olabilir. Mağduruz, bir şey diyemiyoruz.